Google, dünya çapında tanınan ve 1976 yılında kaybettiğimiz heykeltıraş Kuzgun Acar'ı doğum gününde unutmadı. Genç yaşında aramızdan ayrılan Kuzgun Acar, 1976 yılında hayatını kaybettiğinde henüz 48 yaşındaydı. Türkiye'de çağdaş heykel sanatının öncülerinden kabul edilen Kuzgun Acar'ın doğum günü Google tarafından bir duble ile kutlandı. Kendini sanatına adayan Kuzgun Acar, Marmara Adası'na konulması tasarlanan bir anıt hazırlarken merdivenden düştü ve beyin kanamasına bağlı olarak 4 Şubat 1976 günü 48 yaşında hayatını kaybetmişti. Kuzgun Acar yaşasaydı bugün 93. yaşına girecekti. Libya kökenli bir ailenin oğlu. Libya kökenli Ayşe Zehra Hanım ile Nazmi Acar Bey'in oğlu olarak 28 Şubat 1928 günü İstanbul'da dünyaya geldi, yoksul bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdi, Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra 1948'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi heykel bölümüne girdi, Rudolf Belling'in öğrencisi oldu, daha sonra Ali Hadi Bara ve Zühtü Müridoğlu'nun atölyesine geçerek öğrenimini onların yanında tamamladı. Paris Biennale'inde birincilik kazandı. Çivilerle gerçekleştirdiği bir çalışması, 1961'de Paris Biennale'inde birincilik kazandı. Bu birincilik, hayatında bir dönüm noktası oldu. Çünkü ödülle birlikte sanatçılara tahsis edilmiş iki burstan birisini kazanmıştı. Kuzgun Acar, aldığı bursla Fransa'ya gitti. 1962 yılında Paris Modern Sanatlar Müzesi'nde sergi açtı. Sergideki bir yapıtı ve iki deseni müze tarafından satın alındı. Tipe katıldı, yapıtlarını alıcı bulamadı. 60'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'ne girmesinden sonra yapıtlarını alıcı bulamaz hale gelince balıkçılık, meyhanecilik gibi işler yaptı. 1968 yılında Mehmet Ulusoy'un başlattığı sokak tiyatroları için masklarda üreten Acar, 1975'te Mehmet Ulusoy daveti ile Paris'e giderek Ulusoy tarafından sahnelenen Kafkas Tebeşir Dairesi adlı oyun için masklar üretti. Savaştan kalma eski çelik ve lastik malzemeleri kullanarak üretilen bu 140 adet mask, onun önemli çalışmalarındandır. Sanatçının yapıtları arasında Disk Maden İşin Gönen'deki eğitim ve dinlenme tesislerinin duvarına yaptığı duvar heykeli, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne alınan 3 metal heykeli, Gülhane Parkı'na konulan 50. yıl heykeli, ölümünden kısa bir süre önce tamamladığı Antalya'daki Haşim İşcan Anıtı, Bayrampaşa Belediyesi için hazırladığı Mustafa Kemal Anıtı yer alır.